Hocam öncelikle hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Şimdi Malatya kamuoyu İbrahim Gezer'i 20 yılı aşkın bir süredir tanıyor ama daha çok akademik noktada ilk başta İbrahim Gezer'i tanımaya başladık. Akabinde de siyasetle beraber tanımaya başladık. İbrahim Gezer'in Malatya'daki duruşu biraz daha sivil toplum ağırlıklıydı. Yapmış olduğu çalışmalar bu yöndeydi. Akademik çalışmalar ve sivil toplum alanındaydı. Daha sonrasında da siyasete bir girizgah yaptınız. Soruya şöyle başlayalım. Neden siyaseti tercih ettik? Hatice Hanım, teşekkür ediyorum. Öncelikle ben şu anda en azından belli bir süredir bağımsız aday olduktan sonra yaptığım şeyi siyaset olarak adlandırmak istemiyorum doğrusu. Bizimki biraz Malatya için yola çıkmış bir hareket olarak görüyorum. Bu bir Malatya hareketi. Bu bir Malatya yolculuğu. Malatya için yola düşmek, Malatya için yola çıkmak olarak görüyorum. Ama tabii siyaseti de önemsiyorum. Siyaset yaptığım dönemlerde oldu. Daha doğrusu şöyle diyelim, yani yaşadığı ülkeyle ilgili, dünyayla ilgili, şehirle ilgili bir iddiaları olan insanların, hayalleri olan insanların siyasete bigane kalması, siyasete kayıtsız kalması da mümkün değil. Toplumların geleceğini siyaset kurar. Yani siyaset üretemeyen toplumların bir geleceği olmaz. Siyaseti önemsememiz gerekiyor. Ama o gün görüyorum ki toplumda da ciddi bir kayıtsızlık var siyasete karşı. Ve bunda da haklılar insanlarımız. Çünkü siyasete epey bir süredir sorun çözmüyor. Çocuklarımıza daha sağlıklı, daha mutlu bir gelecek hazırlayamıyor. Dolayısıyla insanlarımızın olaya böyle yaklaşması çok normal. Ama biz yıllardır, ta gençlik yıllarından itibaren, hatta çocukluk yıllarından itibaren, yani yatılı bölge okulunda okurken bile orada çocuklarla bir araya gelip okulla ilgili çalışmalar yaptığımı hatırlıyorum yani. Gençlik yıllarımızda itibaren yine gençlik hareketlerin içinde bulunarak, cemiyet hayatının içinde bulunarak, sivil toplum faaliyetlerinin içinde bulunarak yaşadığımız şehre, ülkeye ne katabiliriz diye bir arayış içerisinde olmuş bir hemşerinizim, bir kardeşinizim, bir ağabeyinizim. Dolayısıyla bu şehre bu kadar ilgili olup, bu kadar emek verip kaldı ki biz şehri yıllardır alan alan, sektör sektör, ilçe ilçe çalışmışız. Yani kentleşmesinden tutun, tarımından tutun, sanayisine, eğitimden tutun, kültürüne. Yani ilgilenmediğimiz, çalıştay yapmadığımız, sempozyum, konferans yapmadığımız, rapor yazmadığımız, hakkında kitap yazmadığımız neredeyse bir alan kalmamış şehirle ilgili, Malatya ile ilgili. Ha, ülkeyle ilgili de çok çalışmalarımız var. Dünyayla, küresel sorunlarla ilgili de çok çalışmalarımız var. Dünyanın nereye gittiğine dair de çok sayıda çalışmalar yaptık. Ama çalışmaların ağırlığı yaşadığımız kentle ilgili olduğunu söyleyebilirim. Oraya yoğunlaştı. Dolayısıyla bu şehre bu kadar ilgili olmuş, bu kadar emek vermiş bir hemşehriniz olarak kayıtsız kalmamız zaten mümkün değildi. Hele de böyle bir deprem yaşamış bir şehir. Yani artık Malatya'nın böyle sıradan tedbirlerle, sıradan kadrolarla, sıradan yaklaşımlarla ayağa kalkma ihtimali kalmadı yani. Çok güçlü bir programa ihtiyaç var. Yeni kurucu bir iradeye ihtiyaç var. Güçlü bir, yetkin bir kadroya ihtiyaç var. En önemlisi bir yol haritasına ihtiyaç var. Yıllar öncesinden beri hazırlık yapılmış, yol haritası çıkartmış, yol işaretleri konulmuş bir programa ihtiyaç var. Biz bunun için sahaya çıktık. Yani yıllardır sivil toplumda da dediğiniz gibi yıllarca Malatya'yı çalışmış, ülkeyi çalışmış birisi olarak bu depremden sonra da zaten çok ağır şartlar oluşmaya başladı. Bu aşamadan sonra bu kadar da hazırlıklı olan bir aday olarak, yani bizim bir tanıtım filmimiz vardı, belki denk gelmişsinizdir. İzledik, evet. Malatya siyasi tarihinde aday olduğu şehre bizim kadar hazırlık yapmış başka bir aday olduğunu doğrusu, bunu asla kendimize pay çıkarmak anlamında söylemiyorum. Yani çok reel, çok bilimsel ya da çok açık kriterler olan bir tespit olduğu için söylüyorum. Yok böyle bir örneği de. Peki hocam, şöyle bir şey sorsam. Bu süreçte yapmış olduğunuz hazırlıkları şu an devlet kademesinde yer alan iktidardakilerle paylaştınız mı? Paylaştığınız vakit bu konularla ilgili geri dönüşler oldu mu? Bunu merak ediyoruz aslında. Bu konuyu eyvallah. Güzel bir soru. Geçtiğimiz, yani son 20 yıldır, Hatice Hanım dediği gibi 20 yıldır Malatya'yla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Ve bunların tamamını kamuoyuna açıklıyoruz. Tamamını ilgili kişilere ulaştırıyoruz. Tamamını zaten her kesime katarak bu çalışmaları yapıyoruz. Yani belki takip ettiğiniz çoğunu, Malatya'da katılımcılık konusunda, ortak aklı işletme konusunda, çoğulculuk konusunda bizim daha önce yönettiğimiz kurumlar kadarını ortaya koymuş başka bir kurum da gösteremezsiniz yani. Hatta bunun çeyreğini ortaya koymuş başka bir kurumda çok olduğunu sanmıyorum. Bizde böyle bir kültür yok arkadaşlar. Maalesef bu eksik yani, böyle bir eksiğimiz var. Ama biz bunu ta geçmişten beri bu eksiği hissederek ne yaptıysak
paydaşlarımızla birlikte yaptık. Onlarca, yüzlerce insanı işin içine katarak yaptık. Ortak aklı işlettik, konuştuk, tartıştık, müzakere ettik, bazen kavga ettik. Ama ortak aklı mutlaka işin içine kattık. Ne karar aldıysak beraber aldık, ne yaptıysak beraber yaptık. Dolayısıyla bunlar da ilgili herkese ulaştırdık. Ha, dikkate alınan şeyler oldu mu? Elbette çok oldu. Allah var, bunu inkar etmek yanlış olur. Mesela bizim Kayısı raporu çıktığında, evet, hatırlıyorum, o zaman Malatya'da ciddi bir don yaşanmış 2014 yılında. Bir banka beni aradı, dedi ki hocam, dedi, siz farkında mısınız bilmiyorum ama dedi, Malatya'ya büyük bir iyiliğiniz oldu dedi mesela. Hayırlı müdürüm, ne oldu dedim, bankanın müdürü. Dedi ki hocam, dedi, biz Malatya'daki bu yaygın don olayından sonra, ki o sene bütün Türkiye'de don olmuştu, yani sadece Malatya'da değil ama Malatya'da böyle tarımsal üretim, evet, dibe vurmuştu yani. Dedi ki, biz bu durumdan yola çıkarak, dedi, kendi bankamızda bir talepte bulunduk. Yani buradaki çiftçilere yönelik çok uygun şartlarda bir kredi programı başlatalım. Millet çok perişan dedik. Rakamları tam hatırlayamıyorum. Diyelim ki 50 milyonluk bir kredi demeti istedik diyor, kredi paketi. Neyse, yazımız gitti diyor, cevap geldi, olumsuz. Böyle bir kredi çıkmadı diyor. Tabii biz de üzüldük diyor, ya bu kadar böyle bir dönemde niye bu çıkmadı falan. Sonra o arada diyor, sizin rapor elime geçti diyor. O raporunuzu baştan sona okudum diyor. Okuyunca olayın boyutları diyor daha zihnimde şekillendi. Yeni bir dilekçe yazdım diyor. O rapordaki bulguları da diyor dilekçenin sonuna ekledim. Raporu da diyor yanına ekledim ekine. Bu sefer böyle gönderdim diyor genel merkeze. Yönetim kurulunda görüşüldü diyor. Biz diyelim, rakamı söylüyorum. Evet. 50 milyon istediyse diyor 3 katı kredi çıktı. 150 milyon mesela. Şimdi rakamları sadece örnek veriyorum ama 3 katı dediğini hatırlıyorum. Kredi çıktı diyor ve şimdi de çok sayıda çiftçimiz diyor bu kredilere başvuruyor. Bu tür katkıları oluyor. Mesela bir gün yine benzer bir raporumuzdan sonra o dönemin vergi dairesi başkanı gelmişti bizi ziyarete. Dedik hocam, dedi, sizin raporlarınızdan sonra Malatya'da biz mesela Kayısı değer zincirine çıkarmış. Kayısı'da kim ne kadar kazanıyor? Üretici ne kazanıyor? Aracılar ne kazanıyor? Tüccarlar, ihracatçılar ne kazanıyor? Oradan yola çıkarak da biz bir baktık ki Malatya'da aldığımız vergiyle almamız gereken vergi arasında 4 kat fark var. Biz 4'te 1'ini alıyormuşuz verginin. Yani birçok kişi vergi vermiyormuş bu dedi. Ki onları da iş adamlarının da olduğu toplantılarda belirledik yani. İhracatçılar da vardı o toplantılarda falan, araştırmalarda. Bunun üzerine dedi, ben gittim dedi, bütün iş adamlarını topladım, tüccarları, ihracatçıları. Bakın arkadaşlar, bu çalışma sizle beraber yapılmış. Hepinizin fotoğrafları burada var. Hepiniz oradaymışsınız yani. Ve bunu kayıt altına almışsınız. Eğer bu veriler doğruysa, ki doğru olması lazım, siz beraber yapmışsınız. Buna göre siz şu kadar vergi ödemeniz gerekirken şu kadar vergi ödüyorsunuz. Yani 4 ödemeniz gerekirken 1 ödüyorsunuz. Demiş, bu olmaz. Bu sene bir hedef koyuyorum, bu vergiyi 2 katına çıkaracağız demiş. Hocam, ve 2 katına çıkardık demişti mesela o zaman. Bu tür şeyler oluyor. Son cümleyi söylüyorum Hacı Hanım. Ama genel itibariyle şehrin yerel yöneticileri tarafından, siyasi kadro tarafından, mesela hakkını teslim etmek açısından söylüyorum. Öznur Hanım çok ilgiliydi bunlara, geçmiş siyasilerde. Ama genel anlamda bunlar karşılık görmüyor. Görmediği için de zaten biz sahaya indik. Bunlar karşılık görseydi muhtemelen sahaya inmeyecektir. Onu da söylerim. Aslında biraz bu konuyla bağlantılı hocam. Şimdi sizin siz hem teorik boyutunu hem pratik boyutunu ikisini bir arada görebiliyorsunuz. Akademik camiada da, siyasette de bulunarak. Şunu söyleyebilir miyiz? Siyaseti okuduğumuz gibi siyaseti yapamıyoruz aslında diyebilir miyiz? Okuduğumuz siyasetle yaptığımız siyaset örtüşmüyor. Çok güzel bir tespit. Evet, yani işin teorisiyle pratiği arasında her zaman fark vardır. Çok iyi teorisyenler vardır ama siyasette çok başarısızdır. Ya da çok iyidir siyasette mesela. Siyaset biliyorsunuz, bilim tarafı da vardır ama sanat tarafı da vardır. Yani bilim olarak çok bilmez bir insan ama sanat olarak hakimdir. Çok iyi siyaset yapar. Ama bazı insanlar da vardır ki hem teoride az çok bir altyapısı vardır ama hem pratiği hem teorisi güçlü olan insanların isteseniz de teorisi çok derinleşmeyebilir. Yani çünkü sahadaysanız Faktörler. Evet, dediğiniz gibi sürekli okumaya vakit ayıramazsınız mesela. Ama öbürü sahada işi olmayan bir bilim insanı tüm gününü okumaya ayırabilir, üretmeye ayırabilir, düşünmeye ayırabilir. Böyle şeyler de var. Ben doğrusu kendimi ikisini de biraz dengelediğimi düşünüyorum.
Ali İzzet Begoviç böyledir mesela. Hem teorisi çok iyidir, hem pratiği çok iyidir. Var böyle tek tük insanlar var. Ama ikisi her zaman beraber çok kolay olmaz. Evet. Peki hocam, şöyle bir soruyla devam edelim, arzu ederseniz. Şimdi 6 Şubat öncesi ve 6 Şubat sonrası Malatya'nın durumunu aslında izah edilmesi konusunda kıymetli bir hadise. 6 Şubat öncesinde Malatya'nın hizmet öncelikleri, bambaşka hizmet öncelikleri söz konusuydu. Daha çok işte saha araştırmalarında vesaire karşılaştığımız konularda elbette ki yapısal, altyapı, üst yapı gibi problemler olmakla beraber sosyal ve kültürel manada göç konusu vesaire konuları daha çok ön planda olan ve sorunsal alanlar olarak değerlendiriliyordu. 6 Şubat'tan sonra Malatya haliyle sosyal dinamiklerini, aynı zamanda yapısal stoğunu kaybetti. Evet. Şimdi sahada geziyorsunuz, ilçelerde de geziyorsunuz, Malatya merkezde de geziyorsunuz. Nasıl bir Malatya ile karşılaşıyorsunuz ve gelecekte bu problemlerin çözümü konusunda ne düşünüyorsunuz? Bununla ilgili planlamalarınız falan var mı? Eyvallah, teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar, dediğiniz çok doğru. Yani Malatya'nın deprem öncesi, yani dünyada nasıl gibi milattan önce, milattan sonra varsa artık Malatya içinde 6 Şubat'tan önce, 6 Şubat'tan sonrası var. Ve bu epey bir zamanda herhalde böyle gidecek gibi. 6 Şubat'tan önce öncelikler çok farklıyken şimdi çok farklılaştı. Çok daha ağırlaştı şartlar. Ama Malatya 6 Şubat öncesinde de son yıllarda çok kötü gidiyordu. Yani bunu kabul etmek lazım. Hatta birilerinin bunun hesabını vermesi lazım bana sorarsanız. Yani bunun hesabını vermeden tekrar çıkıp millete böyle uçuyoruz, kaçıyoruz masallarıyla siyaset yapmayı ben çok etik bulmuyorum en azından yani. Çünkü Malatya ülkemizdeki en kötü giden şehirlerden biri haline getirdi son 15-20 yıl içerisinde. Yani en hızlı gerileyen, en geri giden 10-12 ilden bir tanesi. En çok yoksullaşan 5-6 ilden bir tanesi. Havası en kirli olan 3-5 ilden bir tanesi. Suç oranının en çok arttığı birkaç ilden bir tanesi. Tarımının en çok geri gittiği birkaç ilden bir tanesi. En fazla nüfus kaybeden birkaç ilden bir tanesi. Ya arkadaşlar, böyle bir şehirde, deprem öncesini söylüyorum. Bu şehrin ana muhalefet partisi de, bu şehrin iktidar partisi de ya da yerel siyasetçileri de bir gün demedi ki ya bu şehir niye kan kaybediyor? Ben buna çok üzülüyorum yani. Biz biraz da bunun için sahaya indik yani. Gözlemliyorum, yıllardır gözlemliyorum. Veriler ortada, şehir kan kaybediyor, insanlarımızı kaybediyor, bilim insanlarını kaybediyoruz, sanatçıları kaybediyoruz, sporcuları kaybediyoruz, gençlerimizi kaybediyoruz, yetişkinleri kaybediyoruz, iş adamlarını kaybediyoruz. Bir tane birazcık toparlanan bir iş adamı burada barınamıyor, çekip gidiyor yani. Ve kimse bunu, ana muhalefeti de, iktidarı da, demiyor ki ya bu şehir niye kan kaybediyor arkadaş ya? 3-5 uzmanı bir araya getirelim, 15-20 sivil toplum kuruluşunu bir araya getirelim. Kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşlarından, üniversitelerden, belediyelerden 40-50 kişiyi bir araya getirelim. Şöyle bir hafta gece gündüz tartışalım bunu. Evimize gitmeyelim gerekiyorsa. Gerekiyorsa hapsedelim kendimizi. Salonlarda yatıp kalkalım yani. Ama buna bir çözüm bulalım. Buna bir cevap bulalım. Dendiğine şahit olmadım. Siz şahit olduysanız söyleyin. Maalesef yok yani. Biz ilçe çalıştayları ve ilçe araştırma raporları yaptık. Gelecek stratejilerini belirledik. Hangi ilçeye gittiysek şu sözle karşılaştık. Yani açık açık söyledi. O zaman dediler, biz 20 yıldır, bazıları diyor ki, bazıları diyor 30 yıldır bu şehirde yaşıyoruz. İlk kez böyle 40-50 kişiyi bir araya getirildi ve şehri, ilçeyi konuşuyor diyor. 30 yıldır bu şehirde yaşıyorum merkezinde, ilk kez buna şahit oluyor. Ya arkadaşlar, böyle bir şehir olmaz, böyle bir şehir yönetilmez. Dolayısıyla bizde sorun vizyon sorunu, sorun yönetim sorunu, sorun bilgi ve metodoloji sorunu, sorun süreç yönetme sorunu. Bunu bilen mi yok? Bildikleri halde yapmıyorlar mı? Bilmiyorum. Bu da ayrı bir sorun. Ama işlemiyor, süreçler işlemiyor, mekanizmalar çalışmıyor. Şehre çıkın bakın, deprem yaşadık. Şehrin merkezine indiğinizde şöyle etrafınıza dönüp baktığınızda bu şehrin yeniden ayağa kalktığını gösteren bir MR'ye rastlıyor musunuz arkadaşlar? Onu hissediyor musunuz? Onu hissedemediğiniz müddetçe bu şehir kan kaybedecek demektir. 100-120 bin insanımız konteynerlarda başını sokacak bir ev bekliyorlar. 200 bin aşkın insanımız şehir dışında şehrine dönmek için gün sayıyor. Biz bu ataleti devam ettirdiğimiz sürece o insanlar artık gelmemeye başlayacaklar. Konteynerlerde yaşayanlar da hadi bu yıl sabrettiler, hadi bir yıl daha sabrettiler.
Emin olun bir yıl içerisinde oraları boşaltamazsak önümüzdeki sene onlar da başının çaresine bakıp başka illere gidecekler. Nitelikli çünkü göçün önünü açmış olacak. Konteynerde yaşam kolay değil arkadaşlar. Yani biz de o depremden sonra bir süre kaldık. Konteynerde yaşam kolay değil. İşte şu anda da bir konteynerin içindeyiz. Yani bakın basın mensubu arkadaşlarımız sizle bir konteyner şartlarında yayın yapıyorsunuz. Ne kadar sıkışık daracak bir ortam. Buralardan bir an önce kurtulmamız gerekiyor. Bir an önce kendi imkanlarımızı genişletmemiz gerekiyor ki bu insanlarımızı tutabilelim. Yoksa şehir çok daha fazlasını kaybedecek. Bir de şunu düşünmemiz lazım arkadaşlar. Malatya artık asla eskisi gibi olmayacak. Biz eski Malatya'yı yeniden bulmak için yola çıkmıyoruz mesela. Biz Malatya'ya çok daha fırsata dönüşür, çok daha büyük bir şehre dönüşecek ya da çok küçülerek yoluna devam edecek. Tam da bir dönüm noktasının ortasındayız, başındayız. Bu seçimde aslında buna karar vereceğiz yani. Dünyada bunun örnekleri var. Bazı şehirler bunu fırsata dönüştürür ve ölçek büyüterek, yani yeniden şehri kurarak daha güzel, daha geniş, daha modern, daha işlevsel, daha fonksiyonel bir şehir kurarak şehri lig atlatırlar. Bir anda şehir, rahmetli Özal'ın ifadesiyle çar atlar bir anda. Bu önemli bir fırsattır ve mesela bu fırsat Malatya'nın eline 300-500 yılda bir geçer. Mesela Malatya şehir merkezini değiştirmeyi bile tartışabilmeliydi ama tartışamadan yine gittik bir bataklığın üzerine şehir merkezi inşa etmeye çalışıyoruz. Kazıklar çakıyoruz, beton enjeksiyonu yapıyoruz. İyi de betonun ömrü ne kadar arkadaşlar? İnşaat mühendislerine sorun, beton ömrü ne kadar yani? Hadi 50 yıl bilemedin 100 yıl, iyi de biz 100 yıllık mı bir şehir kuracağız? Bu şehir binlerce yıl burada yaşayacak. Niye bu fırsatı değerlendirmedik ya? Ama bunu tartışmaya bile açılmadı. Dolayısıyla şehirler ya ölçek büyüterek yoluna devam eder arkadaşlar ya da ölçek küçülterek yoluna devam eder. Malatya'da bir değişim yaşanmazsa, bu zihniyet değişmezse, bu iktidar değişmezse, bu yerel yönetimler değişmezse Malatya maalesef küçülerek yoluna devam etmek zorunda kalacak. Zaten epey küçülmüş durumda. Yani 81 il arasında zaten 50'lere doğru gerilemişti. 30'lardan 50'lere gerilemişti. Depremden sonra da bu inşaat devam ederse muhtemelen 60'ların gerisine doğru sürüklenecek. Yazık değil mi arkadaşlar? Peki hocam 31 Mart'ta yetki aldığımızda. Evet, öyle söyleyelim. Bu krizi fırsata çevirmek adına yapacağımız ilk adım ne olacak? Arkadaşlar o konuda yol haritamız net. Hiç tereddütünüz olmasın. Bazı fırsatlar kaçtı. Dediğim gibi biz olsaydık mesela şehir merkezinin yerini değiştirmeyi dahi tartışmayacak. Oralar geçti. Evet. Ama bundan sonra ne yapılacak? Bizim bir kere bütün yapılacakları acil, 100 günlük acil eylem planı, 6 aylık kısa vadeli eylem planı, 2 yıllık orta vadeli eylem planı ve 5 yıllık uzun vadeli eylem planı diye bütün yapılacak işleri şeylere ayırmışız. 4 kategoride şey yapmışız. Acil eylem planı dediğimiz 100 günlük acil eylem planımızda en acil işleri ilk 100 günde bitireceğiz. Örneğin acilen bir bilgilendirme sistemi kuracağız. Kitle iletişim sistemi oluşturacağız. Şu anda müthiş bir bilgi kirliliği var. Müthiş bir belirsizlik var. İnsanlar ne yapacağını bilmiyorlar. Sanayi esnaf gezisi yapıyoruz. Orası tam bir sorun yumağı. Saray Mahallesi'nde bir çalışma yaptık. Kışla Caddesi'nin oralarda. Oralarda yeni bir karar alınmış. Oralardan tamamen rezerv alan ilan edilerek yeniden dönüştürülmesi kararı alınmış. Ama insanlara bilgi verilmiyor evet. İşte. Ve bunlar zamanda karar alınmadığı için Orta hasarlı denilmiş, orta hasarlarda yıkılacak diye açıklama yapılmış, kapı pencere ne varsa yok pahasına satılmış. Bundan sonra tekrar denilmiş yok güçlendirilecek. Yani bir sürü şey gitmiş zaten. Ya da başka bir şey söyleyeyim, Saray Mahallesi'nde karşımıza çıktı. 6 katlı bina. Hafif hasar vermişler. Ondan sonra binayı topyekün tadilat, yani duvarlar falan yıkıldığı için baştan sona tadilat yaptırmış. Yüz binlerce para harcamış. Şimdi karar alınmış, orası rezerv alan yani yıkılıyor. Şimdi arkadaşlar böyle bir süreç olmaz. Yani süreç yönetiminde ciddi sıkıntılar var. Onun için ilk yapacağımız işlerden birisi bir kitle iletişim sistemi oluşturma. Günlük, haftalık, aylık basın açıklamaları, basın toplantılarında olacak. Bir hat oluşturacağız, telefon hattı. Orada o işlerden çok yetkili insanları başında tutarak isteyen herkes istediği bilgiye ulaşabilecek. Orta hasarlı binaların durumu ne olacak? İşte ne bileyim mahkemelik şeylerin durumu hangi aşamada? Rezerv alanlar nereler? Rezerv alan demek ne demek? Ya da emlak konutun yaptığı alanlar nereler? Emlak konut nerelerden sorumlu? TOKİ'nin yaptığı alanlar hangi aşamada? TOKİ'deki süreç nasıl işliyor? Kurallar nasıl çekiliyor? Bunlarla ilgili benzer bir sürü şeyle ilgili insanlarımız istediği an telefonla bilgi alacaklar. Bir kere belirsizliği ortadan kaldıracağız. Çünkü belirsizlik demek
kaos demektir. Belirsizlik demek kriz demektir. Belirsizlik demek şüphe ve istifhamlar demektir. Çünkü bir sürü rant iddiaları dolaşıyor. Diyorlar işte ya bilgi verilmiyor, burada başka rant hesapları var. Şu an plan yeniden iptal edilmiş. İşte filancanın mal varlığı, filancanın arazilerini işte kazanmak için ya da onlarda onlara bir zarar vermemek için bu yapılmış. Bunlar işte rant hesapları falan gibi bir sürü şey tartışıyor. Temel sebebi belirsizlik. Ha belki de rant işleri de var, onu bilmiyoruz. Bunları da açığa çıkarmamız gerekiyor. Dolayısıyla ilk 100 günde yapılacak şeyler belli. Hızlı bir bilgilendirme sisteminden sonra hızlı bir konut ve ekonomik kalkınma konusunda hızlı bir süreç başlatmamız gerekiyor. İşte orta hasar durumlarının hızlıca durumunun netleştirilmesi gerekiyor. Yerinde dönüşüm projelerinin durumunun netleştirilip hızlıca o süreçlerin başlatılması gerekiyor. Mesela yerinden dönüşüme yönelik ciddi katkılarımız olacak. İşte maliyetine beton vermekten tutun da, hatta maliyetin altına beton vermekten tutun da, kuracağımız bir içi eğitim ve istihdam merkezimizde çok sayıda gencimizi istihdam edip usta olarak yetiştirerek oralara katkı sağlayacağız. Ama bizimle ilgili olmayan boyutlar da var. Örneğin yerinde dönüşüm yeterli talebi görmüyor. Çünkü %18 KDV alınıyor. Çünkü bir sürü kurumlar vergisi ve harçlar alınıyor. Bir sürü hibe oldukça yetersiz. Devletin verdiği hibe oldukça yetersiz. Bunlarla ilgili de kamuoyu oluşturacağız. Gerekiyorsa 11 ilin belediye başkanlarını, valilerini, sivil toplum kuruluşlarını hepsini bir araya getireceğiz. Beraberce Ankara'ya gideceğiz. Bakanlara baskı yapacağız. Gerekiyorsa Sayın Cumhurbaşkanı'na görüşeceğiz. Bu yerinden dönüşümün şartlarını iyileştirmemiz lazım. KDV'yi gerekiyorsa kentsel dönüşümde olduğu gibi %1'e indireceğiz. İndirilmesini sağlayacağız bu Ankara'nın yetkisinde. Buradaki hibe oranlarının artırılmasını sağlayacağız. Yani 750 bin TL'yle falan artık çok bir şey yapılamıyor. Bir binanın, 100 metrekare binanın bile maliyeti şu an 3-4 milyon TL'nin üzerinde. Dolayısıyla hibe artı kredi 1,5 milyon TL falan gibi para ediyor ki geriye kalanını bulmakta insanlar sıkıntı yaşıyorlar. Biraz daha bunların şartlarının iyileşmesi lazım. Biz yerel olarak katacağımız şeyler var. İşte ucuz su vermekten tutun da, ucuz beton vermekten tutun da, ucuz işçilik sağlamaktan tutun da, işte altyapı ve ulaşımını hızlıca yapmaktan tutun da, imar sorunlarını hızlıca çözmekten tutun da, bunlar ilk 3 ayda netleştireceğiz. Ama bizi aşan boyutlarında da kamuoyu oluşturacağız. Gideceğiz Ankara'ya. Hatta bölgeyi de biz organize edeceğiz. Yani o 11'i de gerekiyorsa Malatya organize edecek. Malatya bölgeyi sürükleyen bir şehre dönüştüreceğiz inşallah. Hocam aslında bu soruyu önce soracaktık da şeyi merak ediyoruz. Şimdi siyasi süreçte daha önce farklı siyasi partilerde yer aldınız, görev aldınız. Bu sefer bağımsız olarak yer almak istediniz. Bunun birinci nedeni ne? İkinci soruda devamında Malatya kamuoyunda şöyle bir söylem oldu. Şimdi ulusalda ittifaklar olmuyor. Yerelde ittifaklar çok fazla yapılabiliyor. Malatya'da da CHP ile sizin aranızda bir ittifak olduğu gündeme gelmişti. Bununla ilgili süreç nasıl oldu? Nasıl bir akıbete uğradı? Bir de sizden dinleyelim bu süreçte. Tabii ki. Memnuniyetle. Şimdi arkadaşlar şöyle söylemek lazım. Bir kere bağımsız belediye başkanlığı şu anda Malatya'nın en çok ihtiyaç duyduğu şey, onu söyleyeyim. Çünkü Malatya'nın şu andaki sorunu, ihtiyacı ya da Malatya'nın yaşadığı ağır sorunlar böyle bir kişinin, bir adayın, bir grubun, bir partinin, bir toplumsal kesimin altından kalkacağı sorunlar olmaktan çoktan çıkmış durumda. Eğer bunu böyle görürsek yanılırız. Yani Malatya'da topyekün bir hareket gerekiyor, topyekün bir seferberlik gerekiyor. Bütün kesimlerin, sağcı, solcu, Alevi, Sünni, şu parti, bu parti demeden bütün kesimlerin elini taşın altına koyması gerekiyor. Gelecek belediye başkanının bu şehrin bütün bileşenlerini, bütün insanların bilgi, birikim ve tecrübesini bu sürecin harcına, Malatya'nın harcına karması gerekiyor. Dolayısıyla bize birçok partiden Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı geldi, adaylık önerisi geldi. Ama biz bunlara olumlu bakmadık. Dedik ya Malatya'nın şu andaki sorunu böyle bir partiyle falan olacak bir şey değil. Ancak topyekün bir ortak bir hareket gerekiyor dediğimizde bunun üzerine birkaç parti ortak adaylık teklifiyle geldi. Hatta onlar önerdi. Dedik hocam o zaman bağımsız aday olun. Biz de aday çıkarmadan hep beraber size destek verelim. Bunun içerisinde başta CHP de vardı. Başka partiler de vardı. Saadet Partisi vardı, Deva Partisi vardı, Gelecek Partisi vardı. Hatta aday çıkarmayıp bize açıklama yapmadan destek verecek başka partiler de var ama onlar isimlerini kullanmamızı istemedikleri için isim vermiyorum. CHP ile ilgili boyutuna gelince
Biliyorsunuz CHP epey bir süredir Sayın Kılıçdaroğlu tarafından yönetildi. Kemal Bey'in de daha kuşatıcı, daha uzlaşmacı, daha dayanışmacı, daha herkesle beraber çalışmak gibi bir eğilimi vardı. Evet. Biz de buna güvenerek dedik ya, o tarz ki biz de sivil toplumda falan benzer tarzı yıllardır yapıyoruz yani. Hatta biz onu çok öncesinden belki başlatmıştık. Dedik ki Kemal Bey'in bu yaklaşımına güvenerek biraz da benzer teklifi CHP'ye de götürdük. İşte Veli Bey'le de görüştük, Barış Bey'le de görüştük, işte Özgür Bey'le de görüştük, Genel Başkan Yardımcılarıyla da görüştük, Genel Başkan'la da görüştük. Ama Genel Başkan'la görüştüğümüzde edindiğimiz anım şu ki, yani Kemal Bey'in o yaklaşımlarından çok farklı bir Genel Başkan'la karşılaştık yani. Yani böyle dayanışmacı, uzlaşmacı, beraber çalışmayı önemseyen, basına falan böyle veriyor olabilirler ama çok farklı bir Genel Başkan gördük CHP'de. Hani böyle olunca da o süreç akamete uğramış oldu. Biz de kendi diğer bazı partilerin desteğiyle ama daha çok da insanlarımızın toplumda tabanda yapacağı bir ittifakla, bir destekle kendimizi hatta Malatya'nın adayı olarak adlandırıyoruz. Hatta biraz emeğin adayı olarak adlandırıyoruz. Çünkü epey bir emeğimiz var, epey bir hazırlığımız var. Vicdanın adayı olarak adlandırıyoruz. Yani bu kadar emek verilmiş, bu kadar hazırlık yapılmış bir aday olarak ben kendime doğrusu şunu söylüyorum insanlarımıza, bazen hemşehrilerimize. Diyorum ki artık şu adı, şu parti ya da şu parti olarak değil, partilerin ismine bakarak değil, artık biraz emeğe bakarak, biraz hazırlığa bakarak, biraz vicdanımıza bakarak oy verelim diye söylediğimde oluyor. Dolayısıyla biz yola çıktık ve biraz da bağımsız aday olmamızın en temelinde de Malatya'nın şu anda ihtiyacının en çok böyle bir şey, böyle bir model olmasından geçiyor yani, onu da belirtmek isterim. Burada şu soruyu sorabiliriz aslında hocam. Şimdi 20 yıldır Malatya İktidar Partisi tarafından yönetiliyor. Sahip konuda çok gezdiniz, hele deprem sonrası kamuoyunda da ciddi değişiklikler olmaya başladı. Malatya'nın siyasi tercihleri konusunda vatandaş 20 yıldır umduğunu buldu mu bulmadı mı cevabını sizinle paylaşıyor mu şu anda? Sağda şunu görüyorum Hatice Hanım, yani ciddi bir memnuniyetsizlik var, ciddi bir hayal kırıklığı var. Yani insanlar görüyor, dünyayı da görüyor, Türkiye'yi de görüyor, diğer illeri de görüyor. Ben şu örneği zaman zaman veririm. Arkadaşlar 90'lı yılların ortalarına kadar, 90'lı yılların sonuna kadar Malatya bölgede gıptayla bakılan bir şehirdi. Ama şu anda komşularımız da dahil hepsi bizi sollamaya başladılar. Çok açık yani. Çok somut bir örnek vereyim. Yani Adıyaman ihracatını son 10 yılda 2 kat artırdı. Elazığ 5 kat, 6 kat artırdı. Antep 30 kat artırdı. Yok, 10 kat artırdı, pardon. Maraş, mesela Maraş'ın 10 yıl önceki şeyle bakın, ihracatına. Bir de Malatya'nın ihracatına bakın. 10 yıl önce Malatya ile Maraş'ın ihracatı tıpatıp aynı. 15 yıl önce diyelim, 10-15 yıl önce. Ama bugün Maraş bizi 3'e katladı arkadaşlar, 3'e. Yani birisinin bunu konuşması lazım ya. Birisinin bunun hesabını vermesi lazım. Ya bu şey niye böyle gidiyor? Bu şey niye cayır cayır nüfus kaybediyor? Niye sermaye kaybediyor? Niye bu kadar geriliyor? Ama hesap veren de yok yani. Hesap vermeyi boş verin. O kadar pişkince davranıyorlar ki tekrar hiçbir şey olmamış gibi işte gerçek belediyecilik, adil belediyecilik. İyi de kardeşim, yani bunu sizin yönetmediğiniz bir yerde söyleseniz belki bir anlam olur. Gerçek belediyecilik dediğiniz zaman millet der ki, ha tamam, şu ana kadar muhalefet yönetiyordu, bunu beğenmiyorlar ki herhalde kendileri gerçek belediyecilik yapacaklar. Ya 20 yıldır zaten siz yönetiyorsunuz şehri. Yani sizden bundan öncekiler sahte belediyecilik miydi yani? Böyle bir çelişki olabilir mi? Onun için maalesef iktidar partisinin nezdinde, sadece iktidar partisi değil, diğer partilere de bir tepki var. Aynı şey ana muhalefet partisine de tepki var. Yani siz ana muhalefet partisinin yıllardır Malatya'nın bu sorunlarına yönelik tek bir çalışma yaptığını gördünüz mü? Bakın biz bir akademisyen olarak, gariban bir akademisyen olarak, bir sosyal girişimci, bir mühendis olarak yüzlerce çalışma yapmışız Malatya'yla ilgili arkadaşlarımızla birlikte. Sen koca bir partisin kardeşim, koca bir ana muhalefet partisin. Bu şehir için tek bir çalışma yapmaz mısın ya? Muhalefet dediğin şey sadece meclisin sağladığı imkanlarla, yardımcıların hazırladığı şeylerle orada burada konuşmak mıdır sadece yani? Koca koca şehirleri yönetiyorsunuz, İstanbul gibi, Ankara gibi. Türkiye'nin en büyük şehirlerini yönettiniz, belediyelerini yönettiniz. Niye orada 3-5 tane uzman getirip de bu şehre bir katkı yapmıyorsunuz?
Şehir kan kaybediyor, şehir elden gidiyor, yani elden çıkıyor. Ekonomisi geriliyor, şehirleşmesi geliyor, tarımı geriliyor, sanayisi geriliyor. Ya demiyor musun, ya bu şehre yazıktır kardeşim, niye geriliyor? Ama bunların gerilediğinden bile maalesef çok haberleri yok yani. Çünkü verili çalışma yok, bilimsel çalışma yok, bilimsel yaklaşım yok. Ne olup ne bittiğini okumak yok, kafa yormak yok, kafa patlatmak yok, vakit ayırmak yok. Böyle birkaç açıklama patlat, ondan sonra ulusalda bir sürü kendi ekibinle de bunu şişir, ondan sonra tamam bu muhalefet, böyle bir muhalefet olmaz. Ve böyle bir iktidar da olmaz arkadaşlar. Böyle bir yerel yönetim de olmaz yani. Evet, doğru hocam. Hocam çok teşekkür ederiz. Yol uzun, çetin, engebeler çok fazla Malatya adına şu anda söylüyoruz. Son olarak söylemek, eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Arkadaşlar teşekkür ederim. Doğrusu şehrimizin durumu ortada. Biz bir yola çıktık. Ben öncelikle bu seçimlerin hayırlı olmasını diliyorum insanımıza, şehrimize, ülkemize. Biz isteriz ki yani gerçekten bu sefer de biraz emek kazansın, biraz vicdan kazansın, biraz hazırlık kazansın, biraz yol haritası çıkaranlar kazansın.